Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli seyirciler, ben şimdiye kadar 4 tane kitap yayınladım. Bu kitapların hiçbirisini ticari amaçla yayınlamadım ve ulaşabildiğim özellikle tanıdıklarıma hediye ettim. Bu kitaplardan birisi de Konya Gerger Aluşlu kitabıdır. Kendi köyümü, yani Aluşlu köyünü, köyünün 1000 yıllık tarihini anlatmak istedim bu kitabımda. Tabii bu kitabım 280 sayfadır. Daha çok köyümüzün tarihini anlatır. Aluşlu dediğimiz köy, Malatya'nın İzul Kale ilçesi ile Doğanyol Keferdiz ilçelerinin tam ortasında Fırat Nehri'nin güney yamacına düşen bir yerleşim yerinin ismidir. Aluşlu köyü 4 muhtarlıktan meydana gelir. Kara Hüseyin köyü, Uzun Hüseyin köyü, Akça Bekiran köyü ve Kürhane Uyanık köyü. Bu 4 köyün ortak ismi Aluşlu'dur. 1975 yılına kadar bu 4 köyde doğan herkesin nüfus kağıdında köyü Aluşlu diye yazardı. Benim de nüfus kağıdımda, çocukluğumda verilen nüfus kağıdında köyüm Aluşlu, köyü Aluşlu diye yazardı. Tabii bizim Aluşlu köyünün 52 sene önce kurulmuş bir derneği var. Derneğimiz hala devam ediyor. Birçok köye de her bakımdan örnek olmuştur. Aluşlu köyü dediğimiz gibi Fırat Nehri'nin İzul Kale ilçesi ile Keferdiz Doğanyol ilçesi arasında tam ortasında Fırat Nehri'nin güney kısmına düşer. Kuzey tarafı Elazığ'a bağlıdır. Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlıdır. Güney kısmı daha önce 1900, yani Kale İzul ilçe olmadan önce Pütürge'ye bağlıydı. Kale İzul ismiyle, İzul Kale ismiyle ilçe olunca 1990'dan sonra 4 köy, yani Aluşlular, Aluşlu İzul Kale'ye bağlandı. Tabii kitabımızın ismi nedir? Konya Gerger Aluşlu. Aluşluların Husrafan denilen yeriyle Kürhane denilen yeri, yani orada yaşayan insanlar oranın yerlisidirler. Bunun dışında Aluşlu'ya gelen insanlar tarih içerisinde göç ederek gelmişlerdir. Örneğin benim doğduğum yer Temirhanan diyoruz. Doğduğum yere Temirhanan diyoruz. Temirhanan ne demektir? Temir bizim 4. dedemizin ismidir. Annesi de Hanife olduğu için Temir'in oğlu Hanife manasında Temirhanan diye anılır. Tabii biz Temir'in 3 tane oğlu bir kızı vardı. Kızı ile 2 oğlunun sülalesi devam ediyor. Fakat Demir ismindeki oğlunun sülalesi bittiği için onun malını diğer 2 kardeş veya kardeşin çocukları bir aralarında bölüşmüşler. Hemen yanımızda Mırtıkan diye bir yer var. Tabi Temirhananlar nerede gelmişlerdir? Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Adıyaman'ın Gerger ilçesine göç etmişlerdir. Oradan da Aluşlu'ya gelmişlerdir. Hemen yanımızda Mırtıkan diye bir yer var. Mırtıkan Adıyaman Gerger'de Mırtan diye anılır. Tabi bizim orada ismi Mırtıkan'a dönüşmüştür. Mırtıkan'ın İzol'da da aynı ismi taşıyan bir yer var. Hanadu'da da aynı ismi taşıyan bir yer var ki bunlar hepsi akrabadır. Ve Konya Gerger'de de Mırtanlar diye bir aşiret var. Konya Adıyaman Gerger'de de Mırtan diye bir aşiret var ve Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde de aynı ismi taşıyan bir yer var. Tabii Aluşluların %80'i tarih içerisinde daha önce Irak'ta Basra ile Musul arasında yaşıyorlarmış.
1258 yılında Cengiz Han'ın torunu Hülagu Bağdat'ı işgal etti, Irak'ı ele geçirdi ve 508 senelik devlet geleneği olan, tarihi olan Abbasi Devleti'ne son verdi. Dünyada en sınırları geniş devleti Cengiz Han kurmuştur, Moğollar kurmuştur. Çin'den Baltık Denizi'ne kadar, yani Fransa'ya kadar, Danimarka'ya kadar sınırları uzanan dünyanın en geniş devletini kurmuştur Cengiz Han. Cengiz Han Moğol'dur. Onun torunu Hülagu da Abbasi Devleti'ne son vermiştir. Abbasi Devleti miladi 750 yılında kurulmuş. Miladi 1258 yılına kadar, yani 508 senelik bir tarihi var. Hülagu Cengiz Han'ın torunudur dediğimiz gibi. Moğolların bir usulü vardı. Çok savaşçı bir milletti. Ve bunlar Cengiz Han ve Hülagu Müslüman değildi bunlar. İşgal edeceği yere önce haber gönderirlerdi. Eğer savaşmadan bölgenizi, devletinizi, şehrinizi teslim ederseniz size dokunmayız. Ama savaşarak orayı alırsak hiç sağ insan bırakmayız diye bir savaş taktikleri vardı. Tabii bunlar Bağdat'ı işgal ettiler. Abbasi Devleti'nin başkentini işgal ettiler. Ve Abbasi Devleti'ne son verdiler. O kadar çok insan öldürdüler ki Irak'ta, Bağdat'ta. Günlerce Fırat'ın tam ortasından Irak şehrinin tam ortasından geçen, Fırat ve Dicle nehirleri kan aktı. Tabii bizim atalarımız da Hülagu'nun zulmünden kaçtılar, katledilmemek için kaçtılar ve Konya Cihan Beyliği'ye geldiler. Konya ile Ankara arasına yerleştiler. Cihan Beyliği, Kulu, Yunak ve Haymana ilçeleri arasına yerleştiler. Burada bir süre durdular. Ne zaman ki Anadolu'da beylikler kurulunca, ki Anadolu'da beylikler kurulunca her şehir bir devlet kurdu. Her şehir bir beylik kurdu. Örneğin Eretna oğulları, Ramazan oğulları, Osman oğulları, Germiyen oğulları gibi her beylik bir, her il bir vilayet bir devlet kurdu. Bizim atalarımız da Konya'nın Cihan Beyliği ve çevresinde yaşayan atalarımız da Cihan Beyliği oğulları ismiyle bir devlet kurmak istediler. Fakat o zaman çevredeki beylikler, güçlü beylikler buna müsaade etmediler ve Konya ile Ankara arasındaki insanları, özellikle Cihan Beyliği, Kulu, Yunak ve Haymana çevresinde yaşayan insanları oradan çıkarttılar, sürgün ettiler. Bir kısmı Balkan ülkelerine, bir kısmı Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine dağıldılar. Bizim atalarımız da Malatya ile Adıyaman arasındaki özellikle Gerger bölgesine, Çet dediğimiz, şimdi Burçaklı dediğimiz yere yerleştiler. Tabii bir süre de orada durdular. Çeşitli nedenlerle atalarımız şimdi Malatya'nın Kale ilçesine bağlı olan Aluşlu köyüne göç ettiler. Aluşlu köyünün, dediğim gibi, Husrafan denilen yeriyle Kurhan'a denilen köyü oranın yerlisidir. Bunun dışında %80'i, Aluşların %80'i Konya Gerger yoluyla Aluşlu'ya gelmişlerdir. Aluşlu'da, Gerger'de Mırtan diye bir yer var. Konya Cihan Beyliği'de de var ki ben Konya Cihan Beyliği'ye gittim. Oradaki tanıdıklarımızı veyahut da atalarımızın akrabalarını araştırdım. Aynen bizim şivemizle konuşurlar. Gelenekleri, yemek çeşitleri, kültürleri hep birbirimize benzer. Hep bize benzer. Ve Gerger'de de öyledir. Yani Adıyaman'ın Gerger ilçesinin özellikle Çat ve Burçaklı, şimdi Burçaklı köyü dediğimiz
köyde ve çevresinde yaşayan Mırtanlar ve diğer kişiler de aynen kültürleri, şiveleri, konuşmaları hepsi bize benzer. Tabii Yüce Allah Rum suresinin 22. ayetinde renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı olması Allah'ın ibretlerinden, ayetlerindendir buyurur. İnsanların renklerinin, dillerinin, aşiretinin, milletinin ayrı olması tanışma vesilesidir. Hiç kimse benim rengim, benim ırkım, benim milletim, benim aşiretim senin aşiretinden veya diğer aşiretlerden daha üstündür diyemez. Allah-u Teala Hucurat suresinin 13. ayetinde de renklerinizin, dillerinizin, aşiretinizin ve milletlerinizin ayrı ayrı olması tanışmanız içindir buyuruyor. Hiç kimsenin rengi, dili, milleti ve ırkı üstünlük vesilesi olamaz. Bu tanışmak için Cenab-ı Allah bunu böylece yaratmıştır. Ve Yüce Allah'ın gücünü, kudretini göstermek için yaratmıştır. Kim hangi ırktan, hangi renkten, hangi milletten, hangi aşiretten olursa olsun, bu kendisi için bir üstünlük vesilesi değildir. Üstünlük vesilesi nedir? Takva iledir. Yüce Allah'ın emirlerine kim daha çok uygun yaşıyorsa, kim Allah-u Teala'nın razı olduğu bir hayat yaşıyorsa, rengi, dili, ırkı, aşireti, milleti ne olursa olsun, en üstün kişi odur. Yüce Allah'ın indinde en üstün insan, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda yaşayan insandır. Bu ayetlerin ışığında kendi aşiretimi, köyümü anlatmak istiyorum. Tabii bizim orada dediğimiz gibi bize Tamrhanan derler. Bizim 3. veya 4. babamızın ismiyle biz anılırız. Hemen yan tarafımızda Mırtıkan diye bir yer var. Ki bunlar suyatları kayış kırandır, yıldırımdır. Ve bunlar da Gerger'den gelmişlerdir. Adıyaman'ın Gerger ilçesinden gelmişlerdir. Hem Konya Cihanbeyli'de Mırtıkan, Mırtanlar var. Hem Adıyaman Gerger'de Mırtanlar var. Hem bizim orada var. Hem İzol'da var. Hem Hanadu'da var ve çeşitli yerlerde de aynı isimle anılan kişiler var. Bunlar hepsi birbiriyle akraba ve bir aşiretin mensuplarıdır. Tabii bizim Mırtıkanlar'da kayış kıranlar ve Yıldırım soyadıyla anılanlar Adıyaman'ın Gerger ilçesinde gelmişler. Bir de Kudanlar diye bir aile var ki rahmetli babam ve yaşlılar Kudanlar Elazığ tarafından gelmiş diyorlardı. Tabii ben sonraları araştırdım. Kudan dediğimiz yer Elazığ'la Tunceli arasında bir aşirettir ve bunun çeşitli kolları var. Kudan aşireti, Google'a veya Google'a yazdığımız zaman Kudan aşireti diye birçok bilgi çıkar. Tabii Mırtanlar, Mırtıkanlar da veya Cihanbeyli oğulları, Cihanbeyli aşireti dediğimiz zaman da birçok bilgi çıkar. Evet, Kudanlar hala bizim köyde Kudan diye anılırlar. Mensuplarına Kudan derler, Kudanlar derler. Bunlar Elazığ tarafından gelmişlerdir. Kudan aşiretine mensupturlar. Hemen üst tarafımızda Sılanlar var. Sılan'da, Sılanlılar da Konya Adıyaman yoluyla, Gerger yoluyla Aluşlu'ya gelmişlerdir. Sılanlar hem Aluşlu'da var, hem Mamaş Kuldere'de var, hem İzul'da var ve birçok yerde de hem de Konya Cihanbeyli'de var. Birçok yerde kolları var. Bunlar Cihanbeyli aşiretinin kollarıdır. Sılanlılar da Yalçın Kaya ve Yıldız suyadını taşırlar. Sadece kılıç kurtaran dediğimiz Zirk ailesinin nineleri ayrıdır. Diğerleri hepsi bir
Hepsi akrabadırlar. Tabii biz zirik aşı, zirik derdik. Mali zirik ederdik biz. Zirikler, babam derdi ki rahmetli ve yaşlılar derdi ki bunlar Sivas tarafından. Nineleri Sivas tarafından gelmiş derlerdi. Sonra Kudan aşiretini nasıl araştırdıysam Zirik aşiretini de araştırdım. Ve Ziriklerin bir aşiret olduğunu, Zirkan veya Zirkan aşireti olduğunu öğrendim. Evet, Yalçın Kayalar bizimle beraber, yani Tamırhananlarla beraber hem arazileri birbirine yakındır hem de sulama suları ortaktır. Aluçluların %80'i de gerek soy bakımından gerek evlilik münasebetleri dolayısıyla birbirine akrabadır. Huşan diye bir yer var, Kara Hüseyin köyünde Huşan diye bir yer var. Bir de Bekiran, Akça köyünde Huşan diye bir yer var. Bunlar akrabadırlar. Huşanlar, yani kuş ile Bekiran, Bekiran'a bağlı olan Huşanlar, bunlar akrabadırlar. Bunlara Hüseyin Huşoğlu ve Kadir Huşoğulları da bu Huşanlara dahildirler ki bunlarla da akrabalığımız vardır. Gedikanlar var, Hacı Hallanlar var. Tabi Hacı Hallanlar dedelerin ismiyle tanınırlar. Hacı Hal dediğimiz Hacı Halil'i babam çok severdi. Adeta ikinci bir babası olarak görürdü. Tabi biz Gediklerle de, ki Gedik soyadını taşırlar, onlarla da Tepe ve Gedik ismini taşırlar. Bunlar da akrabadırlar. Ve bizim de anne tarafından, abilerim tarafından akrabalığımız vardır, dayılarımız olurlar. Annem Uzun Hüseyin köyünün İncan mezrasındandır. İncanlar ve Hasincanlılar da annemin akrabalarıdırlar. Fakat Hasincan'da Aluçlu soyadını taşıyan aileler var. Bunlar Aluçlu'nun yerlisi olduğunu söylerler. Tabii soyadları da benziyor. Aluçlu soyadları da benziyor. Fakat ben böyle bir kanıta rastlayamadım. Oranın yerlisi olduğuna dair bir kanıta rastlamadım. Tabii biz Aluçlu diyoruz. Dört köyün tamamına Aluçlu diyoruz. Yani Kara Hüseyin, Uzun Hüseyin, Bekiran, Akça ve Kurhane Uyanık köylülerinin tamamına Aluçlu diyoruz. Nereden gelmişlerdir dediğim gibi bunlar %80'i Adıyaman'ın Gerger ilçesinden gelmişlerdir. Gerger ilçesinin eski ismi de Aldüş idi. Aldüş de Aluçlu'nun bir benzeridir. Demek ki Aldüş'ten daha önce ismi Aldüş olan Gerger'den güç edenler kendi yöre isimlerini de köy isimlerini de hatta ilçe ismini Aluçlu'ya getirmişlerdir. Aldüş'ü Aluçlu'ya çevirmişlerdir. Evet, Gerger'in yani bizim güç ettiğimiz Gerger'in eski ismi Aldüş'tü. Mesela bizim orada Doganyol Keferdiz diye bir ilçe var. Gerger'de Keferdiş diye bir yer var. Demek ki Keferdizliler, Mamaşlılar, Kuldereliler'in de birçok büyük bölümü Gerger'den, Gerger'in Keferdiş yöresinden güç ederek gelmişlerdir. Tabii insanlar tarih içerisinde birçok nedenlerle güç ederler. Ve nasıl ki Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmişlerse, biz de Irak'ın Musul, Basra ve Kerkük illeri arasındaki yerden Konya Cihanbeyliği'ye gelmişiz. Oradan da Adıyaman Gerger'e gelmişiz. Tarih içerisinde oradan da Aluçlu'ya gelmişiz. Evet, Guryan diye bir yer var Uzun Hüseyin köyünde. Guryan, Libya'da Garyan diye bir şehrin ismidir. Tabi Guryanlar hem Gerger'de Guryan diye
hala yaşayan kendisine biz Guryanlıyız diyen insanlar var. Hem Adıyaman hem de Konya, Cihanbeyli ve çevresinde Guryan isminde yerler var. Hem de Libya'da Garyan, Guryan bir şehirdir. Tabi Guryanlılar ki bunların çoğu Kurtay, Uzun soyadını taşırlar. Daha sonra Osman Uzun'un, yani bizim Aluçlu dernek binasını yapan Osman Uzun'un büyük dedesinin ismini devlet Guryan'a vermiştir ve Uzun Hüseyin köyü olmuştur. Guryanların hala Gerger ilçesinde bulunan kişilerle akrabalık ilişkileri devam eder. Örneğin Hacı Mehmet dediğimiz Hacı Özdemir ve oğlu rahmetli Mehmet Özdemir, Özdemir'in Gerger'de akrabaları vardı. Hala akrabalık ilişkileri devam eder. Tabi Uzun Kara Hüseyin, Uzun Hüseyin köyünün bir de Bofkujan diye bir yerleşim yeri var. Bir de Kontulan diye bir yerleşim yeri var. Bunların tamamı Uzun Hüseyin köyünü teşkil ederler ki bunlara Guncan da dahildir. Guncan'a niye Guncan diyorlar? Dedeleri Osman Hüseyin ve Hacı Güncü'nün dedesi bir ağaç kütüğü, sırtlayarak eve getirirken orada geçenler görmüşler ve Guncu yük alıp getiriyor, Guncu getiriyor ki bize kütüğün bizdeki ismi, kütüğün ismi Gunç'tur. Bu Guncu taşıdığı için Guncan ismini vermişler. Sonra Suyadı kanunu çıkınca bundan esinlenerek kendisine Guncu demişlerdi ki biz hala onlara Guncan deriz. Husrafan var, Husrafan oranın yerlisidir Husrafanlar. Aluçlu arazilerinin çoğu, eskiden Husrafanlara aitti. Blazyanlar var, Mıllanlar var, Mıllıbılanlar var. Mıllıbılanlar daha çok Bali ve Mete suyadı, Baloğlu suyadlarını taşırlar. Bunlar Siverek'ten gelmişlerdir. Bunlar Urfa'ya bağlı ve Gerger'e yakın Fırat'ın güneyine, kuzeyine düşen Siverek'ten gelip Aluçlu'ya yerleşmişlerdir. Ve bunlara Mıllan derler. Mıllan ne demek? Mıllan bizim lehçemizde, Türk dilimizde ne demek? Derin hoca demek. Bir de Mıllanlar var. Hemen Mıllıbılanların yan tarafında Mıllanlar var. Onlar da Mıllan aşiretine aittir. Onlar da Gerger'den gelmişlerdir. Google'a yazdığım zaman Mıllan aşiretiyle ilgili birçok topluluk çıkar. Blazyanlar ismini nereden almışlardır? İbrahim İlhan'ın babası veya kendisi çok güzel bir insan olduğu için ki Nevruz'a biz Blazık deriz. Bizim çevrede Nevruz'a biz Blazık deriz. Blazık da çok güzel bir çiçektir. Ömrü çok azdır. İlkbaharın habercisidir. Ki birçok yörede de Nevruz derler ona. Biz Blazık deriz. Çok güzel bir insan olduğu için İbrahim İlhan veya babası Mulla İlhan çok yakışıklı bir kişi olduğu için çevreden kendisine Blazık çiçeğinden hareketle Blazi demişler ki onlara Blazi derler. Onlar Blazilerin çoğu ki hepsi tamamına yakını bizim akrabalarımızdır. Evet, Husrafan Kara Hüseyin köyünün yerlileridir. Husrafan daha önce kendine özgü bir muhtarlıktı. Son muhtarı da Hüseyin Husref'ti ki ben Hüseyin Husref'e yetiştim. Sonradan Kara Hüseyin köyüne bağlanmış. Husrefliler oranın yerlileridir. Örneğin Husref ismini taşıyanlar ve Urtaç ismini taşıyanlar, Kızıl Aslan ismini taşıyanlar, Sevim ismini taşıyanlar, bunlar hepsi aynı kökten gelirler. Bunlar Husrafan'ı teşkil ederler ve bunlar oranın yerlileridir.
Aluşlu arazisinin büyük bölümü de bunlara aitti. Eskiden kendine özgü bir köydü, günümüzde Kara Hüseyin köyüne bağlanmıştır. Ondan ötesi Bekiran Akça köyüdür ki hemen Husrafan'a yakın Tük diye bir yer var. Bu Tük'te bulunanlar özellikle Kuç yiğitler, Husref dediğimiz Demeliler, Hasan Gül ve Turgut Baran ve Gülerler ve Güler soyadını taşıyanlar Tük'ü teşkil ederler. Aluşlu Camisi'nin, Aluşluların ibadethanesi, camisi ki 400 yıllık bir camidir, köyün tam ortasıdır diye Tük'te kurulmuştur. Tük Camisi Aluşlu ve çevre köylerinin camisiydi ki 400 senelik bir camidir. Geçen sene Allah razı olsun Bayram Kızıl Aslan isminde Bekiranlı bir kardeşimiz camiyi yıktı, 400 senelik camiyi ki belli aralıklarla yeniden yapılmıştı. Son Tük'teki camiyi yıkarak şimdi şehirlere mahsus bir cami yapıyor. Allah Bayram Kızıl Aslan'dan, annesinden, babasından ve atalarından razı olsun. Şehirlere mahsus Aluşlu'da Tük'te 400 yıllık caminin yanı yerinde şehirlere mahsus Bayram Kızıl Aslan orada bir cami yapıyor sağ olsun. Bekiranlılar da Akça köyünü temsil ederler. Bunlar Bekiran aşiretine mensupturlar. Çoğu Gerger'den, yani Adıyaman Gerger'den güç ederek gelmişlerdir. Bekiranlılar, Bürütekinler, Emreler, Kılıçgözler, Erdünmezler ve şimdi belki hatırıma gelmeyen, suyadı taşıyan insanlar, bunlar hepsi akrabadırlar. Hepsi Bekiran aşiretine mensupturlar. Hepsi Bekiran'ı, yani şimdiki ismiyle Akça köyünü temsil ederler. Alt tarafta Huşan ve Gumasinan diye bir yer var. İki tane yer var. Huşanlılar hem Kara Hüseyin'de Huşan diye bir yer var, hem de Bekiran Akça köyünde Huşan diye bir yer var. Bunlar birbirlerinin akrabalarıdırlar. Derneğimizi ilk defa 1966'da kuran Şerif Bey Temur da Bekiran'ın Huşan mezrasında mukim olan, sakin olan ve dedeleri, babaları oraya yerleşmiş olan bir aileye mensuptu. Tabi derneğimiz, Aluşlu Derneği 1966'da kuruldu. 1980'de İtilal Yönetimi derneğimizi kapattı. 1984 yılında Faik Kayış Kıran, Kara Hüseyin köyünün Mırtıkan mezrasında bulunan ve suyadı Kayış Kıran olan Faik Kayış Kıran Derneği, Kara Hüseyin Derneği olarak kurdu. 15 sene Kara Hüseyin Derneği olarak, ki ben de Kara Hüseyin Derneği'nin bir kurucu üyesiyim. Evet, Kara Hüseyin Derneği'ni de 1984 yılında Faik Kayış Kıran kurmuştur arkadaşlarıyla beraber. 1999 yılında tekrar Osman Uzun'un, ki dernek binamızı yapan, 5 katlı dernek binamızı yapıp da Aluşlulara hediye eden Osman Uzun'un teklifiyle Kara Hüseyin Derneği 1999 yılında tekrar Aluşlu Derneği ismini aldı. Tabi Aluşlu Derneği, şimdiki 5 katlı bir binamız var Güngören, Eşref Bitlis Caddesi'nde. Arsasını Aluşlular almışlardır. Fakat binasını Osman Uzun yapmıştır. Sağ olsun. Gumasinanlar da Bekiran'ın Akça köyüne mensup bir yüredir Gumasinan. Gumasinan ne demektir? Sinan aşiretinin yazlık yeri manasına gelir. Bu Sinan aşireti de Canbegan aşiretinin bir kuludur.
Pütürge Tepehan'da ve Malatya'nın İrağaç köyü ve çevresinde, Yazıhan ilçesinin ve çevresinde ve birçok yerde Yazıhan Sinan aşiretinin kulları vardır. Guma Sinan dediğimiz Bekiran'ın Akça köyüne bağlı olan ve bir mezra olan ve güzel sulama suyu olan, Kuşan'la beraber güzel sulama suyu olan ve yörenin en iyi kayısılarının ve cevizlerinin yetiştiği yer olan Guma Sinan ve Kuşan, Guma Sinan, Sinan aşiretinin bir kulu, manası da Guma Sinan'ın manası ne demektir? Sinan aşiretinin yazlık yeri ki Sinan aşiretinin bir kulu uzun süre gelip orada yazlık olarak orayı kullanmışlardır. Daha ileride Mlişkan diye bir yer var ve Kürhane diye bir yer var. Kürhane Uyanık Köyü Aluşlu'nun Husrafan'la beraber yerlileridir. Kürhaneliler Aluşlu köyünün Husrafan'la beraber yerlileridir. Kürhane Uyanık Köyü ismini almıştır günümüzde. Kürhaneliler de köklü bir ailedir ve dediğimiz gibi Aluşlu'nun yerlileridir. Tabii daha sonra Akkuşanlar, Akkuşağı köyü, Akkuşağı dediğimiz köylüler gelip oraya Çakçak Dağı'nın yamaçlarına yerleşmişlerdir. Ve işin başlangıcında oraya gelip 150-200 sene önce, 200-250 sene önce Akkuşanlar oraya yerleşmek isteyince Kürhane Uyanık köyünün sakinleri onları oraya bırakmamışlar. Aralarında kavga olmuş. Birisi vurulmuş ve yuvarlanmış. Bir yere kadar yuvarlanmış. Orada durunca orayı sınır olarak kabul etmişler. Tabii Kürhane Uyanık köyü ile Akkuşanlar güzel bir dernek kurdular. Güzel de bir dernek binaları var. Akkuşanlarla Kürhanlar komşulardır. Akkuşanlar daha sonra gelip Kürhane'nin tam karşısına yerleşmişlerdir. Ve Kürhanelilerin müsaadesiyle oraya yerleşmişlerdir. Aralarında kavga olmuştur. Birisi vurulmuştur. Vurulan kişi yere düşmüş, yuvarlanmıştır. O bayırda yuvarlanmıştır. Ve şimdiki vasıta yolunun üst tarafını onu sınır olarak kabul etmişler. O adamın yuvarlanıp da durduğu yeri sınır olarak kabul etmişler ki şimdi orada Aluşlu vasıta yolu geçer. Yolun üst tarafı Akkuşanlara aittir. Alt tarafı Kürhane Uyanık köyüne aittir. Mülk olarak. Benim dedelerimden birisi de Bekiran'ın üst tarafında Gulivalan dediğimiz yerde arazisi vardı. Bu araziyi kullanırdı ki benim babam da bu arazinin kullanımına yetişmişti. Oraya da hala Galivale derler, yani Veli'nin deresi derler. Veli kimdir? Veli benim Tamirhanan dediğimiz dedemizin dedesidir. Yani babamın ismi Hüseyin'di, dedemin ismi Ömer'di. Büyük dedemin ismi tekrar Hüseyin'di. Onun babasının ismi Temir, onun babasının ismi Mustafa, onun babasının ismi de Veli'ydi. Tabii babam Veli'nin babası Ali'yi de bilirdi, Mehmet'i de bilirdi ve birkaç dedesinin ismini sayardı. Tabii herkesin en azından birkaç dedesinin ismini sayması gerekir. Ki ben Konya Gerger Aluşlu kitabını yazdım. Köyümün 1000 yıllık tarihidir bu. Ticari maksatla bunu yayınlamadım. Ki şimdiye kadar 4 kitap yayınladım. Bu 4 kitabın tamamını da tanıdıklarıma ve sevdiğim kişilere hediye ettim. Kitaplarımı hiç parayla satmadım. Bu kitaplardan birisi de Konya Gerger Aluşlu kitabıdır. Yani köyümüzün 1000 yıllık tarihini anlatan bir kitaptır. Aluşlular çok çok
ileriyi gören insanlardır. İleriyi gören insanlardır. Çok da itibarlı, saygı gören insanlar yetiştirmişlerdir. Örneğin bizim köyümüzün ilk profesörü Yüksel Yalçıntaş'tır. Yüksel Gönültaş'tır. Belki ismini şimdi unuttum. Yüksel Altıntaş, köyümüzün ilk profesörü. İlk avukatı, avukatlarından biri Fehmi İlhan'dır ki sınıf arkadaşımdır. İlk öğretmeni Nusret Emre'dir. Aluşlu Derneği'nin başkanlarından biriydi. Mekanı cennet olsun. Yengemin abisiydi. İlk öğretmeni Nusret Emre'dir. İlk mühendisi de Necdet Özdemir'dir. Bunlar benim okul arkadaşlarımdır. Nusret Emre köyümüzün ilk öğretmeniydi ki çok kişi yetiştirmişti, çok kişi okutmuştu. Köyümüzde, Aluşlu köyünde 1928'den önce, yani Suyadı Kanunu çıkmadan önce yok. 1928'de 1400 yıllık alfabemiz değişmeden önce Aluşlu'nun Tük denilen yerinde, caminin hemen yanında Kur'an kursu vardı. Husrafan'da da medrese vardı. Ve hocaları da 1928 yılında alfabe değişmeden önce, 1400 yıllık alfabemiz değişmeden önce Tük'te, Aluşlu'nun Tük bölgesinde Kur'an kursu vardı. Aluşlu'nun Kara Hüseyin köyünün Husrafan bölgesinde de Kur'an kursu vardı ve hocaları da Mısır El Ezher Üniversitesi'nde okumuş olan Hacı Hasan, Bofkucanlı Hacı Hasan'dı. Tabii 1928 yılında hem Kur'an kursu kapatıldı, alfabe değişince, hem medrese kapatıldı. 1949 yılına kadar, yani 21 sene içerisinde duran insanlar Kur'an kursu olmadığı için, medrese olmadığı için, ilkokulda olmadığı için bunlar hiç öğrenim göremediler. Bizim dernek başkanlarımızdan Bedri Akın da o 1925 yılında dünyaya gelmişti. 1929 yılında alfabe değiştiği zaman 4 yaşındaydı. O da birçok kişi gibi hiçbir eğitim görmemişti. Fakat kendi kendini yetiştirmiş, Hasan Basri Yalçınkaya gibi, Faik Kayışkıran gibi, Mehmet Gül gibi, bunlar eğitim görmemelerine rağmen kendi kendilerini yetiştirmişlerdi. Ve bunlar dernek başkanlığı yaptılar. Aluşlu Derneği'ni bir yerlere kadar getirdiler. Aluşlu'ya çok hizmetleri oldu. Tabii Aluşlular ileriyi gören insanlardır. Bunlar zamanla İstanbul'a göç ettiler ve İstanbul'da da Aluşluların içerisinde çok önemli iş adamları yetişti ki bunlardan bazıları örneğin Osman Uzun dediğimiz iş adamımız, Bayram Kızılaslan dediğimiz, Adil Gülçek, Aziz Yalçınkaya, Aziz Kayışkıran, Ramazan Kayışkıran ve Resul Kayışkıran gibi birçok iş adamı yetişti. Bunların da köyümüze ve bölgelerimize çok büyük hizmetleri oldu. Kendilerine teşekkür etmek lazım. Evet, Aluşlular çok ileriye gören insanlardır ki ben de onların bir mensubu olarak gurur duyarım veyahut da övünürüm onlarla. Zaman içerisinde Aluşluların %80'i nereden gelmişlerdi? Irak'ın Basra, Musul ve Kerkük illeri arasında yaşayan insanlar 1258 yılında Cengiz Han'ın torunu ki dünyanın en geniş devlet sınırları geniş olan devletini Cengiz Han kurmuştur, Moğollar kurmuştur. Moğolların Cengiz Han'ın kurduğu devlet Çin'den Baltık Denizi'ne kadar, yani Fransa'ya kadar, Danimarka'ya kadar uzanan 44 milyon kilometre karelik bir toprak üzerindeydi.
Cengiz Han'ın kurduğu devlet. Sonra onun torunlarından olan Hülagu 1258 yılında Bağdat'ı işgal etti. 508 sene önce kurulmuş olan Abbasi devletine son verdi ve Moğollar da dünyanın gelmiş geçmiş en kan akıtıcı milletleridir. Moğol tabi Cengiz Han Müslüman değildi, Hülagu da Müslüman değildi. Timur da Moğollara mensup bir kişidir ama Timur Lenk dediğimiz Timur, Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin padişahı ve ordusunu, yani Yıldırım Beyazıt ordusunu yenen Timur, Osmanlı Devleti'ni neredeyse haritadan silecek bir duruma getiren Timur, Müslümandı. Ama Yıldırım Beyazıt'ın ırkı da Türktü, Timur'un da ırkı da Türktü. Ama bunlar kendi aralarındaki kaprisler dolayısıyla birbirini çekemedikleri için Ankara Çubuk Ovası'nda Osmanlı ordusu ile Timur'un ordusu karşılaştı. Timur'un ordusu Osmanlı ordusunu 1402 yılında Ankara Meydan Savaşı'nda yendi. Ve neredeyse Osmanlı Devleti'ne son veriyordu. Nitekim daha sonra, ki arada bir fetret devri, boşluk oluştu. Ondan sonra Mehmet Çelebi dediğimiz Yıldırım Beyazıt'ın oğlu tekrar Osmanlı Birliği'ni kurdu. Ben Mehmet Çelebi'yi severim. Niçin severim? Çünkü Osman Gazi gibi Osmanlı Devleti'ni yeniden kuran bir kişi olduğu için. Tabi Osmanlı padişahları içerisinde sevdiğim padişahlar var. Osmanlı bir aile yönetimiydi. Keşke dört halife devrindeki idare sistemini geliştirip de şimdiki başkanlık sistemine benzer bir sistem kurulabilseydi. Bence şimdi 24 Haziran'da başlayacak olan başkanlık sistemi ülkemizde dört halife devrindeki, yani Peygamber Efendimizin ahirete güç etmesinden sonra miladi 632 yılından miladi 661 yılına kadar, Hazreti Ali'nin şehit edilmesine kadar dört halife kısmen milletin oyuyla seçilmişlerdir. Ben başkanlık sistemini 24 Haziran'da uygulamaya geçecek olan başkanlık sistemini dört halife devrindeki seçimin en geliştirilmiş şekline benzetiyorum. Başkanlık sistemi ülkemiz için hayırlı olacağını tahmin ediyorum. Evet, ne diyorduk? Aluşlu tarihini anlatıyorduk. Dillerimizin, renklerimizin, ırklarımızın, milletlerimizin ayrı olması bir üstünlük değildir. Üstünlük takva iledir. Kim Cenab-ı Allah'ın emrine uygun bir hayat yaşarsa, kim Yüce Allah'a iyi kul olursa, kim Allahü Teala'nın razı olduğu bir hayat yaşarsa, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun en üstün olan kişi, en övülmüş olan kişi, Cenab-ı Allah'ın en sevdiği kişi odur. Evet, biz köyümüzde bir de Bekira'nın Akça köyünde Husrafi Dimili diye bir adam vardı. Bu adam da köyümüzde Elazığ tarafından gelmiş tek Zaza ailedir ki bunlara Dimili derler. Dimili ne demektir? Dimili Zaza aşiretinin önemli bir kuludur. Evet, bize ne derlerdi? Bize Temirhanan diyorlar. Temir demek bizim dördüncü dedemizin ismidir. İsmi de Hanife olduğu için bize Temirhanan demişlerdir. Süremiz burada sona ermek üzere. Gelecek cumartesi günü saat 17'de, yani 5'te tekrar buluşmak umuduyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü iyiliği üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'a ısmarladık.